Yeni evime hoş geldiniz, evimize daha doğrusu. Biz belki bilmeniz vardır, 2 ay önce Brezilya'ya taşındık ve ev arayışındaydık. Aslında burayı 2 hafta sonra bulduk hemen ama ev sahibinin öpüşüp vedalaşmasını bekliyorduk. Ve sonunda anahtarlarımızı aldık. Alırım artık bir şey, nazar boncuklu anahtarlığınızı. Aşağıya bana nazar boncukları yağdırırsanız sevinirim. Sizle şimdi bir boş ev turu yapacağız. Kanalın konsepti tabii ki de uygun değil ama böyle heyecanlı bir şey olduğu için kenarda dursun istedim. Sizden de merak edenler vardır belki. Brezilya'da nerede yaşıyor bunlar, nasıl bir yerde olacaklar falan diye. O zaman hemen kapımızı açıp sizi içeriye davet ederekten başlayayım. İlk girdiğinizde karşısına çıkan görüntü bu. Gerçekten bizim direkt kalbimiz çalmıştı zaten. Burada böyle minik bir içinde debelenmelik havuzumuz, insanlara itip şakalaşıp böyle partilerin suyunu çıkarmak için mükemmel bir yer. Hemen yanında gereksiz bir sauna zaten 40 derece. İşte yanında tuvalet falan. Burada da dışarı mutfağı var. Brezilya'da çok yaygın bir şey dışarı mutfağı olması. Herkes çok fazla barbekü yaptığı için hemen bütün evlerde, hatta apartmanlarda bile balkonda ya da bahçede ekstra bir tane mutfak oluyor. Böyle işte buraya bar falan koymayı düşünüyoruz daha sonra işte. Zaten belki eşyalar dediğince isterseniz bir tane de eşyalı ev turu gibi bir şey yaparız. Neyse gelin şimdi evin içine girelim. Odaları gezelim teker teker. Evin içinde yaklaşık 6 tane oda var. İşte kaçak silahlarını uyuşturuyorlar falan saklasınlar diye bol bol oda yapmışlar buraya. Yani aslında Brezilyalılar birazcık daha böyle aileleriyle beraber yaşıyorlar işte evlendikten sonra bile. Onun için genelde evler ve apartmanlar aşırı büyük oluyor böyle mahalle yaşayabilsinler diye. Şimdi eve ilk girdiğinizde burası salon yani yaşama alanı gibi kocaman bir alan çıkıyor karşınıza. Işık olarak çok güzel, büyüklük olarak çok güzel, hatta gereksiz büyük. Buraya oturma grubunu koyacağız haliyle. Çok güzel bir koltuk siparişi verdik gelince böyle Instagram'a yeni sevgili yapmış kız gibi bir sürü fotoğrafı da açacağım koltuğa sarılırken falan. İşte önleri TV ünitesi falan. Burada gördüğünüz gibi evin ilk eşyaları var. Nikon'un geçen hafta ev alışverişine gittik. İkimiz o kadar bilinçsiziz ki. Ben bu tabureyi aldım, o da böyle minik bir ahşap heykel aldı. Neden? Çünkü neden olmasın? Bir evde bence en ihtiyaç duyulan objelerden biri. Böyle estetik ama olabildiğince rahatsız bir taburedir diye düşündük. Bunlar gerçekten evimizin ilk minnoşları oldu. Neyse, buradan çıktığımızda hemen L şeklinde oturma odası. Bu tarafta da böyle bir yemek alanı var. Ev sahibimiz sağ olsun zevkimize çok uygun olacağını düşündü. Bu eşyaları bırakmış burada. Bu masa tamamen estetik sebeplerden emekli olup içerideki odalardan birine gidecek muhtemelen. Başka bir masa gelecek bunun yerine. Üstüne de antik çağlardan kalma 18. yüzyılın gözlerinden el oyması işlemeleriyle şahane bir şahane bir lamba var. Biz dedik ki bu bize layık değil çok fazla dedik hemen gidip eve ikinci aldığımız eşya bir lamba oldu. Bugün bunu indirip yerine daha içimizi açacak diyelim. Bir lamba koyacağız. Gerçekten ikimiz de hiç pratik değil, tamam estetik düşünüyoruz. Bunu fark ettim şu anda ben de. Neyse, yemek alanının arkasında hemen böyle bir oda var. Yani ne amaçla yapılmış belli değil. Böyle ofis gibi. Evin duvarına bakıyor. Kendi banyo tuvaleti var. Bütün odaların oluyor işte. Her odada bir aile ya da bir birey yaşadığı için öyle dizayn etmişler. Biz muhtemelen daha çok burayı böyle depo gibi kullanacağız. Nikola kamerayı da sürekli beni takip et dedim. Onun için hiçbir yeri göstermeyip sadece beni takip ediyor olabilir. Çok yanlış yönlendirdim sanırım. Gelin şimdi mutfağa bakalım. Burası evin mutfağı. Karanlık gördüğünüz gibi aslında. Çünkü burada genelde evde temizlikçi olduğu için ya da mutfak çalışan elemanı büyük evlerde özellikle. Mutfakları böyle hep kenarlara ittirmişler. Kimse özelim ay mutfağım da aşırı aşırı olsun yemek yapacağım içinde dememiş bizim gibi. Gerçekten bu gezindiğiniz evlerin içinde mutfağa en iyiye yakın olanıydı diyebilirim. Baya ben buradayım diyen gürültücü bir buzdolabımız var. Allah! Buzdolabı kaydı. Buzdolabımız geldi. İçine sadece şu an neredeyse hiçbir şey yok aslında. Şey, mikrodalgamız, ocağımız falan gelecek. Böyle güzel bir pişirme alanı var. Yeterince alan var, o güzel. Her Türk kızının evinde bulunması gereken sarı bezimi aldım. Aldığım diğer ikinci gereçte annem şimdi gözleri yaşlı izliyordur. Saklama kabı. Bunlar çünkü çok önemli birincil ihtiyaçlar. İşte bir de şarap kadehleri tabii ki de. Yani o kadar saçma alışveriş yaptık ki zaten biz de şaşkınız. Burada mutfağın dışından yani bahçeye açılan bir kapı var. Çok zormuş aslında çünkü böyle çamaşır makinesini, istemediğiniz kötü eşyaları falan koyabileceğiniz böyle bayağı geniş bir alan var. Biz şimdilik işte buraya çöplerimizi falan atıyoruz. Buradan başlayarak çöpe ve doğru böyle bir yol alacağız inşallah.
Çamaşır makinesi. İşte burada belki böyle minik bir atölye gibi bir şey yaparız dedik Nicole'le. İşte mobilya falan yenilemeyi düşünüyoruz. Var işte minik hayallerimiz bizim de. Bence olmasa da olurmuş ama olduğu da iyi olmuş diyeceğim bir alan. O zaman devam edelim. Şimdi gelin ilk katı bitirdik. Üst kata çıkıp yatak odalarını şöyle hızlıca bir gezelim. Şimdi burası evin ikinci katı. Burada sadece yatak odaları var. 4 yatak odalı. Evde gereksiz fazla oda var. Muhtemelen birkaçını kilitleyip hiç kullanmayacağız. Ya da böyle ben eve taşındığımızda hemen şey dedim. Oğlum buradan ne güzel beden breakfast yapıp işte Airbnb falan kakalayıp iyi para kazanır hemen oradan. Çünkü ticaret atmaya çalışıyorum ama gereksiz sadece aileler ziyarete gelince toplu bir şekilde evde cinnet geçirmelik bir ortam oluşturmak için şahane. Burası master bedroom yani ebeveyn yatak odası diye geçiyor sanırım. İşte buraya yatağımız gelecek. Zaten neredeyse başka hiçbir şey yapmayacağız. Antik çağlardan kalma çok güzel bir klimamız var yanında. İşte ayağımız yerden kesecek yeter. Tutacak mı? Tutacak şey yapamadım. Çok şey duruyor burada. Emanet duruyor sanki ama neyse. Odanın en güzel yanı bu balkonu. Direkt girişe ve bahçeye bakıyor. İşte buradan millete yargı dağıtabileceğim. Aşağıda balkonda oturanlara bakıp konağın ağzı şey hanımı çıkar ya böyle gelen gidene bakar böyle gençler eve geç dönmüş falan diye tam öyle bir alan var benim için. Şahane değil mi? İstediğim dramayı tek başıma yaşayacağım burada. Siz de isterseniz minik böyle Türk filmleri çekebiliriz. Geçelim hemen odanın kalanına. Ben daha önce keşfediyorum bu arada. Burası odanın giyinme alanı ki ben hep böyle bir alan istiyordum. Bildiğim burayı görünce böyle şımardım ya dedim Allah'ım teşekkür ederim. Bu alanın hepsi benim olacak. Niko hemen yandaki odayı kışkışlamaya. Şu an onun çalışmalarını yapıyorum kendisi bilmese de. Onun yandaki odayı kışkışlayıp burayı kendim kullanmak istiyorum. Böyle bir alan cidden hep istiyordum. Nasıl doldururum, nereye ne koyarım falan diye. Muhtemelen üstte eşyam yetmeyeceği için battaniye falan koyacağım ama olsun varlığı hoş bir şey. Neyse geçelim odanın banyosuna. Hemen buradan devam edince de böyle minik şirin bir banyosu var. Yani minik şirin dediğim hem küveti var hem duşu var. İşte küvetten çıkıp duşa girip duştan çıkıp küvete atlamak keyfini yaşamak istiyorsanız çok ideal bir yerdesiniz. Yatak odası 1'den çıktığımızda yanında yatak odası 2 var. İşte Nico'nun eşyalarını ittireceğim yer. Buranın da kendi banyosu var zaten yani az çok hemen hemen hepsi aynı. Sonra sanırım evin en dolu odası burası. Eşyaları yavaş yavaş öterden getirmeye başladığımız için birazcık karmaşık. İşte annem geldiğinde yatağı yatağı falan aldık hemen. Öncelik çünkü annemindir her zaman. Böyle önümde de güzel bir çiçekli işte çatı ve girişe bakan bir manzarası var. Aslında burayı ofis mi yapsam dedim ama içinde gardırop ve şu eşyalar olacağı için iki masa koyduğumda çok sıkışacağı için ofisi başka bir odaya aldık. En son oraya geleceğiz. Aslında buradan çıktığımızda katta iki tane daha oda var ama hani gezmeye gerek yok. Birbirinin aynısı hemen hemen. Onlar arka duvara bakıyorlar. Yani ofis olmak için çok küçük ama misafir ağırlamak için ideal odalar. Şimdi gelin evin en üst katına, benim izole edilmiş ofisime bir göz atalım. Burayı gördüğümde aslında dibim düştü çünkü hep bu tarz bir tane ofisim olsun istiyordum. Benim için aslında en önemli olan şey temiz banyosu olsun, güzel ışık alan temiz bir ofisi olsundu. Ki buranın ilk gördüğümde içine eşyalar olduğu için sinirlendim falan, kafa attım duvarlara. Kaldırım var şöyle diye ev sahibi kaldırmayacağını söyleyince böyle alternatif çözümler arıyor şu an o eşyaların üstüne kendi eşyalarımı nasıl kurabilirim diye. Cidden kaçak kaç çıkacağım eşyaların üstüne muhtemelen. Neyse uzatmayayım lafı, gelin bakalım beraber. Burası bildiğin evin üst katındaki tek oda. Herkesten ayrı izole olmuş şekilde yaşayacağım. Şahane değil mi? Ofisime hoş geldiniz. Kocaman bir çalışma alanım oldu sizin de gördüğünüz gibi. Müthiş olarak. Size böyle bir ofisim olsun derken aslında böyle çatı katı bir ofisim olmasını çok istiyordum. Gerçekten hemen hemen istediğim ölçülerde, istediğim kapasitede bir ofisim oldu. Herhalde 10 ay otelde kaldıktan sonra evren bana acıdı diyebilirim. Ama bahsettiğim içinde eşya da geliyor kısmı şu kısım işte. Bu kısım benim asla ofiste isteyeceğim bir şey değil. Bu rafları dolduracak kadar kitabım ya da oyuncağım. Önceden oyuncak koymuşlar çünkü buraya ev sahibi koleksiyon yapıyormuş. Öyle bir şeyim yok. Ben sadece böyle olabildiğince masa istiyordum. Ama bir masa daha koyarsam böyle saçma sapan her yer mobilya olacak falan. Onun için bir seçenek işte arıyoruz. Bu rafları çıkarıp üstüne masa koymayı, altı bunu gizlemeyi falan düşünüyoruz. Var böyle planlar ama henüz kesin değil. Burada da camın önünde aslında size ilerideki çizim videolarını çekeceğim alan var. Bu da Nico'nun doğum günü hediyesi bana. Masamı bol bol göreceksiniz videolarda. Ofisin diğer tarafında da aslında çok kullanışlı olmayan saçma dizayn edilmiş bir yer var.
böyle içine gidince genişliyor falan. Özel bir masa falan kestirmedikçe çok kullanacak bir alan değil de buraya işte ben aslında şövalye sığarsa tepeden şövalye koyup bir tane de işte bir tane armchair gibi ne derler ya, tekli koltuk gibi bir şey atıp böyle işte kahve içerim, ortamı keserim, ulan dışarılara dalıp böyle o hayat falan, hayat ne karmaşık, kuşlar, böcekler falan diye şiirler yazıyorum, minik bir dinlenme, oturma, kahve içme köşesi gibi bir şey düşünüyorum ki muhtemelen hiç kullanmayacağım. Ben kahvemi de, yemeğimi de hepsini ofis masamda yediğim, içtiğim için burası sadece estetik algısını yükselecek bir alan olacak. Burada da böyle bir masa var. Buraya ne yapacağımı bilmiyorum. Belki hiç dokunmam çünkü ofisin bu tarafını pek kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten bu tarafı benim için gayet yeterli, büyük. Duvarları boyayacağım falan, resimleri de getirince, bitki falan alınca bayağı bir değişecek. Aklımda var bir şeyler. Sizin de öneriniz varsa Tuğçe şuraya şunu koy diye içinize kesin iç mimarlar falan vardır. Şu odanı iptal edebileceğim ki sadece şunları sökebiliyoruz. Şunu hatta sökemiyoruz bile, bunu sökebiliyoruz. Diğerleri çok yapışık böyle duvarı ya da eşyaları kırmaktan korkuyor çünkü. Öneriniz varsa burayı nasıl geliştirebiliriz, kocaman bir upuzun çizim masası nasıl yerleştirebiliriz diye önerilerinizi açıyoruz. Burada aslında ev turumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım video ne bileyim eğlenceli falan bulmuşsunuzdur. Benim için çok güzel bir hatıra olacak. Gönlünüzden böyle bir eviniz olsun diye geçiyorsa daha güzeldir. Sizin olur umarım. Bana maşallah demeyi unutmazsan sevinirim. Çünkü böyle videolardan sonra genelde bir şeyler kırılıyor, dökülüyor falan, felaketler üst üste geliyor. Bir 12'li maşallahınızı alırım aşağıya ev hediyesi olaraktan. Bizi burada o zaman 3 yıl boyunca iyi şanslar, iyi oturmalar, kendi kendime iyi dileklerle buluyorum canım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin eğitimde yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kameramanımız Niko'ya da teşekkür ederim. Alkışlar, alkışlar. I just say thanks to our cameraman Niko, the proud. He's so, şu an kameranın arkasında kendinden geçiyor. Nasıl yüzü falan şey oldu. En iyi kameraman benim moduna falan görmelisiniz. Neyse.